Merhaba, beni burada görmeye alışık değilsiniz değil mi? Ve videoda pat diye başladı. Şu an mutfaktayım. Çünkü vlog çekmeye karar verdim bugün. Hemen içeriden vlog kameramı buldum, getirdim. Şarjı da varmış, şansım yerinde. Aslında keşke daha erken başlasaydım. Ama öğle saatleri şu an. Mert de arkadaşına gitti. Ev tamamen bana ait. Bir şeyler almıştım, bir paketler var. Size göstermek istediğim. Çünkü Instagram'dan paylaşınca ne var bunun içinde anlatsana demiştiniz birçoğunuz. Şimdi getireceğim onları buraya. Onları açacağım. Ondan sonra hızlıca hazırlanacağım. Ve dışarı çıkacağız. Zorlu'ya gidiyorum. Hem bir şeyler bakacağım. Hem orada bir işlerim var. Siz de benimle geleceksiniz. Nasıl fikir? Umarım bu vlog, ani vlog fikrini sevmişsinizdir. Görüşürüz. Gördüğünüz gibi ev hala koliler dolu. Çünkü alacağım bir büfe var. Onu bekliyorum. Şunları kapıyorum ve mutfağa götürüyorum. Ve birlikte açacağız. Dın 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 dın. Kamera istediğim açıyı umarım verebilmişimdir. Şimdi teker teker çıkarıyorum. Bir dakika, bir makas almam lazım benim. Hala evdeki çekmecelerde neler olduğunu böyle ezberleyemedim, biliyor musunuz? Normalde hani böyle çekmeceyi pat diye açarsınız, hemen bulursunuz her şeyi. Hala böyle iki kere deniyorum şansımı. Bir dakika, şimdi bunları keselim. Şöyle görün. Evet. Bu paketleri hiç tırdatmayı sevmeyen var mı? Benim şöyle bir cam kavanozum var ya, büyük fanus. Onu çok seviyorum ben. Bunu onun yanına aldım böyle. İkisini kombinleyeceğim. Şöyle uzunca bir şey. Bunun da içine yine böyle aldığım meyveleri koyacağım, yapay meyveleri. Bakalım. Sonra uğraşacağım bunlarla. Şu an çok vaktim yok. Şu an gelişi güzel atıyorum. Ama bitince güzel olacak bence. Hatta şöyle düşündüm alırken. Şuradaki portakallarla limonları kombinleyip armutlarla elmaları kombinlerim. Şu kapağını da kapatalım. Böyle bir şey oldu. Güzel olacak bence. Bu da güzel bir şişe. Böyle. Bunu evet manyak aldı dersiniz. Ama bakın çok güzel bir şey göstereceğim size. Bir dakika. Tek elle çok zor. Şimdi. Bu bir sprey şişesi ama bu da pompası. Hava kalmadan direkt çıkmasını sağlıyor. Bunun içine yağ dolduruyorsunuz. Sonra tavaya yağı şeklinde sıkıyorsunuz. Hani normalde böyle bir damla yağ koyarsınız. Her yere yığılmaz. Onu böyle yayarsınız falan ya tavaya. Onun yerine pıs pıs bunu böyle yapıyorsunuz. Evet, 49 lira fiyatı. Kabul ediyorum, yüksek. Ama siz gidip de abuk sabuk bir tane flöre falan bu parayı veriyorsanız, ben de yağ sıkacağına veriyorum yani, ne var? Ben de bunları seviyorum işte. Evet, paket açma olayı bu kadardı. Sevdiyseniz aşağı yazın. Birken paketleri birlikte açarız belki. Bunları da vlogların arasına koyarız, yerleştiririz eğer siz seviyorsanız. Şimdi ben odaya hazırlanmaya gidiyorum. Sonra birlikte Zorlu'ya gideceğiz. Şimdi size yeni evde sevdiğim bir düzeni göstereceğim. Banyomun bu birinci çekmecesi benim. Burayı elimin altında olmasını istediğim günü kullandığım makyaj eşyalarımı ayırdım. Şöyle de iki yanı bir tane düzenleyicisini koydum bakın. Bunlar böyle günlük makyajımda hep kullandığım, en sık kullandığım birkaç rujum. İşte bir tane maskara var mesela. Çeşitli şeyler yok. Hep elimin altında olmasını istediğim şeyler. Diğerlerini böyle diğer büyük dolaba kaldırdım. Böyle alıp pıt pıt direkt makyaj yapabiliyorum. Bir de güzel yanı şu. Ben böyle açıkta durmasını istemiyorum. Böyle kapalı, ne bileyim, daha temiz, daha derli toplu geliyor bana. Şunu da alalım. Bunlarla makyajımı tazeleyeyim. Bir tane de ruj ekleyeyim. O da bu olsun. Bakın ismim yazıyor. Yılbaşı hediyesi. Videoda göstermiştim ya size. Burası takı çekmecem oldu. Bu tabağı da böyle her gün, her akşam çıkarttığımız falan.
kolyeyi çok severek aldım bakın. Burasında minik bir ananas var. Bu arada ojemi de göstereyim. Siz şimdi sorarsınız. Flormar'ın Tender Rose rengi. Tam okuyayım. Evet. 07. Tender Rose. Hazırım. Hadi çıkalım. Zorlu'ya geldim ve inanılmaz bir rüzgar var. Ki bu da harika bir şey. Zorlu'ya hoş geldiniz rüzgara. Şimdi şansa, acayip tesadüf bir şekilde zaten görüşmek istiyorduk. Evet. Bengi ile buluştuk ve yemek yiyeceğiz. Patlatayım mı? Patlatayım mı? Hadi patlat. Bu dolaptan esinlenip bir şey yapıyorum şimdi. Bunun bir tane uzunu vardı burada ama gitmiş o. Onun daha da uzununu yaptırıyorum eve ama daha bir farklısını. Şu kapaklara iyi bakın. Bu arada eve kesin halı alacağım salona. Bu benim için bir ilk. Ama en son halı işini yapmayı düşünüyorum. Mağazalar aslında bakmak her zaman işe yarıyor. Hani bütçeniz çok çok daha altında olsa da yine de fikir vermesi açısından çok güzel oluyor. Bir kere mobilyaları bir arada görüyorsunuz. İşte mobilyaların üzerine aksesuarları yerleştirilmiş görüyorsunuz. O yüzden hani evinizi dekore etme aşamasındaysanız bol bol mağaza gezmek kesin önemli. O yüzden denemesi bakması bedava. Bol bol gelin bakın. Bir ara böyle bir şeyler yapmayı denemeyi düşünüyorum. Bir seraya gideceğim ve alacağım, böyle kendim bir şeyler yaratmaya çalışacağım. Çok güzel değiller mi ya? Bayılıyorum, bayılıyorum. Şahane. Tekrar merhaba. Mert'i gelirken alacaktım ama eve gelmek istemedi. Anneler bilirler şu anda ne hissettiğini. Yes! O yüzden şimdi ben evde birazcık çalışacağım. Bir tane kahve yapacağım. Ondan sonra e-maillerim falan var, onları cevaplayacağım. Sonra da eğer hala daha Mert eve gelmek istemezse bakalım neler yapacağım. Size şimdi bir bilgi paylaşacağım. Özellikle ev yapmayı düşünenler, yeni eve geçecekler, ev dekorasyonu ile ilgili bir şeyler planlayanlar iyi dinlesinler bunu. Az önce marangozum aradı, malzemeleri almaya geliyorum dedi. Hemen de aklıma geldi, dedim ki ben bunu neden paylaşmıyorum sizinle. Şimdi benim bildiğim marangoz her şeyi yapar. Ama artık öyle değilmiş. Marangozlar da parçaları böyle bir yerlerden alıyorlarmış. Mesela böyle ayaklar falan hazır satılıyormuş. Bana dedi ki beğendiğim bir dolap vardı. Hatta bugün size mağazayı gezerken Crate & Barrel'da gösterdiğim dolabın bir benzerini yaptırıyorum. Biraz daha uzunluğunu salona. Böyle büfe gibi kullanmalık. Neyse malzeme seçin malzemeciden dedi. Çünkü anladı ki ben böyle tikliyim. O şöyle mi olacak, böyle mi olacak diye soruyorum. Attı üstünden, dedi ki direkt siz gidin malzemeleri seçin bana getirin ben onun üzerinden yapayım dedi. Gayet mantıklı. Neyse Çağlayan'da böyle... Çağlayan'dan kağıthaneye doğru inerken sağ tarafta büyük bir yer varmış. Adını aşağıya yazacağım mutlaka açıklamalara. Neyse böyle ayaklar hazır satılıyor. İstediğiniz gibi boy boy çeşit çeşit inanamazsınız neler var. O kadar çok dolapların böyle kenar kısımları. Hani değişik işte çizgili olur, hafif böyle isterseniz oymalı olur. Nasıl isterseniz öyle olur. Onlar hep hazırmış. Yani tek tek böyle el işçiliği değilmiş. Marangozlar da oradan hazırlarını alıp direkt mobilyaya yapıştırıyorlarmış. Hatta ne aldım göstereceğim. Şöyle bir malzeme aldım. Böyle görebiliyor musunuz? Bakın malzemenin kendisini. Böyle hasır.
dolap kapaklarını hasırdan yapmayı planlıyorum. Bunun üstüne istediğim renk cilayı geçecekler ama bunun da yani açıkçası bu kadar basit olacağını düşünmemiştim. Ne malzeme istiyorsanız var. Evet, video bir anda kapanmış. Konuşmaya ben kendi kendime devam etmişim. Neyse, anlatacaklarım böyleydi. Mutlaka ki büfeni bitmiş halini sizinle paylaşırım. Birazdan Mert gelecek, Tuncay gelecek. Tuncay'ın kız kardeşi gelecek eşiyle birlikte. Sonra biz yemeğe çıkacağız. Size böyle bay bay demeye belki fırsatım olmaz diye videonun kapanışını burada yapayım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Bu vlogdan keyif aldınız mı? Daha nasıl neler neler olsun istersiniz? Lütfen yorumlarınızı yazın. Çünkü bu vlog çekimi işi birazcık benim için değişik bir iş. Yani şöyle hissediyorum. Hani benim hayatımın böyle sıradan bir hali sizin ne kadar ilginizi çekiyor? Size neler verebiliyorum? Böyle faydalı bir şeyler verme derdindeyim ben çünkü hep. Böyle size sadece ha, benim hayatım bu, izleyin gibi bir şey yapmak bana çok anlamlı gelmiyor. Siz çok vlog istiyorsunuz biliyorum ama sıradan bir anın vlogu sizin için enteresan mı? Yani ya da zevkle izliyor musunuz en azından? Onu lütfen bana yazın. Bu kadardı. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Devam ediyoruz şimdi yine. Ama bu arada hoşçakalın. Merhaba. Hoş geldin. Ne yaptın? Eğlendin mi? Niye sen önce geldin? Ben senden önce geldim eve. Güzel şey değil mi bu? Ama ben gelecektim. Ha, sen önce mi gelecektin ben? Ama gelmedin. Anne bak. Ne yapıyorsun? Yeni. Eşyaları taşıyorum. Çocuğum için oyunu ev taşınma. Ne oldu? Kamerayla görünce şaşırdın mı beni? Ya. Şaşırmadın mı? Yaşıyorum. Eğlendin mi bugün? Sakın! Sakın! Hadi bir daha. Geliyorum peşinizden. Ben pilavı seviyorum en çok. Tamam o zaman. Evet, biz çıktık. Ya yarımcam. Kocası Muzo ve Tuncay. Merhaba. Yemeğe gidiyoruz. Yemeğe. Bakalım nereye ama henüz bilmiyoruz. Yukarıda. Beni çekiyorsun ki. İyi geceler. Kafan sığmıyor olabilir mi? Evet, biraz eğileyim. İyi geceler. Bugün böyleydi. Bitti. Bye bye.